Öğrencilerin başarılı olabilmesi için öncelikle içsel motivasyona sahip olmaları gerekiyor. İçsel motivasyon içinde bence en önemli şey başarının tadına tatmış. Az da olsa o başarma duygusunu yaşamış öğrencilerin daha çok içsel motivasyonlarının arttıklarını görmekteyiz. Bu nasıl olur? İlla böyle büyük başarılar değil. Öğrenci evde kendisi çalışır daha önceden öğretmeni anlatmadan önce o konuyu okur gider ve öğretmeni anlatırken öğretmenin kullandığı kelimeler ona aşina geldiği zaman derse dikkatini daha iyi verir. Aa ben bunu biliyorum. Öğretmen bir şey sorduğu zaman bildiği için cevap verme cesaretini daha çok gösterir ve böylece yavaş yavaş başarma öyküsü gelişmeye başlar.